Samos sürgünü tekrar Samos'ta, Atina'da geçirdiğimiz bir 10 gün hengameden sonra yeniden adamızda, adamızın barış, huzur, sükun ve yavaşlıkla dolu dünyasına döndük. Arsen Şirince'de değil mi? Şirince'desin. Aynen öyle. Erkin, İstanbul'da mısın, Ankara'da mısın? Bu sefer evet Ankara'dayım. Arada bir yerde de diyelim Ankara'dayım ama Şirince'ye gideceğim haftaya. Dur Sarenler bakalım kavuşuyor. Bu ayın 15'ine kadar filan belki feribotlar da başlar adaya. Sizi adamızda ağırlama fırsatı da buluruz diye ümit var. Biz şey yaptık, siftah parasını ayırdık. Otel açmışsınız, hayırlı olsun. Çerçeveyi de biz getiriyoruz. Asılacak ne çerçeve? Siftah parası asılır ya ne? Çerçeveyle Türkiye'de. Ha öyle. Tamam. Otel motel değil yani, 3 tane mütevazi daire. Ev yani, kiralık ev gibi. Bu Airbnb'ye koyduk. Dur bakalım, daha henüz doğru dürüst bir hareket yok. Çok büyük belirsizlik var. Yani herhangi bir yerden bu adaya gelinebilecek mi, gelinemeyecek mi, o henüz açık değil. Uçaklar başlamadı. Uçaklar başlamadığı için ada tamamen boş. Böylesi çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Yani bu olayda şeyi gördük. Yani turizmin ne kadar berbat bir şey olduğunu idrak etme fırsatı bulduk. Ama sanırım Arsen de bilmiyorum. Kurumsal şeyleri ona izin veririm ama bilmiyor, katılacak herhalde. Valla bir profesyonel şeyimiz var, maskemiz var. Bir de hakiki kimliğimiz var. Hakiki kimliğimizde baktığımızda ben yani yıllardır biliyorum bunu. Çok uzun zamandan beri, turizmin ilk içine adımlarımı attığım günlerden beri biliyorum. Turizm, rahmetli Erbakan'ın deyimiyle, turist döviz getirir, ahlak götürür. Bu bir gerçek. Neyse. Söyle. Mesela bilmeyen birisi olarak Samos'u gelsem orada ne bulacağım? Orada Airbnb'ye koyduğu dediniz. Siz evinizde mesela misafir mi olacağız? Gelip orada siftah parasıyla geldiğimizde. Yani Samos'ta kalınacak bir sürü yer var. Pek çok oteller var. Lüks oteller yok adamızda. Fakat mütevazi ve düzgün ve yeterli olan çok sayıda otel var. Bizim köy turistik cereyanların dışında, yani adanın turistik olmayan bir yerinde, dağda çok güzel bir eski köy. Böyle hafif uyuşuk bir eski köy. Buradaki bir iki binayı onardık. Düzgün bir şekilde tefriş ettik. Sempatik, yani Yunan köy hayatı diyebileceğin 3 tane ev çıktı şimdilik. Bu 3 aslında 7-8 olacak da para olduğu zaman olacak. Burada kalabilirsiniz siz ve diğer konuklarımız. Türkiye'den çok fazla, geçen senelerde müthiş sayıda konuğumuz geldi. Durmadan insan geldi. Hemen her gün birileri kapımıza dayandı. Hoş geldiler, buyurdular sohbet etmeye yahut da bir görüşmeye. Onları yatıracak bir yer olması iyi. Böylece şimdi o yerler oldu. Siz de bekleriz. Dinleyen konuklarımızın tümünü de bekleriz. Böylece Nişanyan Oteller Zinciri Şirince'den sonra Samos'ta da yeni bir şubeyle Hilton ve Sheraton olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıllardır sizi takip eden birisi olarak ben işte 17 yaşında ilk kitabınız çıktığında Aslanlı Yolu okuyordum falan. Burada kurduğunuz şirketler, yaptığınız atılımlar falanlar filanlar beni böyle çok etkilemişti. Yani bu kadar çok şeyi nasıl yapmış bu adam diye düşünüyordum. Ve uçarı kaçarı işleriniz de var bir yandan. Yani bir Commodore denilen büyük teknoloji harikasını Türkiye'ye ilk getirmişsiniz falan. Bir yandan başka bir sürü iş yapmışsınız. Bir takım mesela Aslanlı Yolda bir link vermiştiniz, onu hatırlıyorum. Böyle sanırım Minds'da yaptığınız işle alakalı falan. Bir sürü şirket... Evet. Almanya'da bir ne neresi? Mainz miydi? Mainz'da evet. Orada yaptığın işle alakalı mesela bir link vardı, bir Milliyet arşivi linki falan. Onlara da baktığımı hatırlıyorum. Bir sürü iş kurup sonra bir noktada ya iş iyi gitmemiş ya da iş çok iyi gitmiş. Bu noktada bırakmışsınız, çıkmışsınız ya da çıkmak zorunda kalmışsınız. Mesela Commodore örneği bu galiba.
ticari şeyinizden faydalanmak istiyoruz. Yani iyi bir iş kurmak için ne yapmak lazım? Mesela bu Commodore imkanını nasıl buldunuz? Ondan sonra iş bu kadar çılgınlaştığında neden çıkmak zorunda kaldınız? Niye gittiniz? Niye bıraktınız? Oğlum manyak mısın? Benim göstereceğim yoldan giden adamın yani başına neler gelebilir farkında mısın bilmiyorum. Yani bu çok en yanlış adama soruyorsun. Neyse. Ama burada da bir erdem olduğunu düşünüyorum. Yani what not to do belki öyle bir şey yapmış oluruz. Ama yok yani benim çok heyecanlı bulduğum bir şeydi. Yani en azından amacım kar olmasa bir şirket kurarken kesinlikle bunu yapardım. Yani bir kitap yazmak için gerçekten inanılmaz materyaller bunlar. Ben okurken ağzım açık kaldığını hatırlıyorum. Yani 17 yaşında bir sıradan Türk genci oturmuş bunları okuyor. Yani ben Commodore getirdim işte sonra kaçmak zorunda kaldım falan filan. Valla proje hoşuma gidiyor. Proje yapmak, bir proje oluşturmak, yani sıfırdan bir şeyler yaratmak çok hoşuma gidiyor. Bir şey tasarlamak, bu bir bina olabilir, bu bir internet sitesi olabilir, bir şirket olabilir. Herhangi bir şey, bir projeyi yapmak bu herhalde doğuştan gelen bir özellik. Çünkü şeyi hatırlıyorum yani ilk 8 yaşındayken, 7 yaşındayken de böyleydim. Yani... İlkokul ikinci sınıftayken bir tarih ansiklopedisi yazmaya karar vermiştim ve yıllarca uğraştım o ansiklopediyle. Yani baya sabah akşam günde 12 saat uğraştım ansiklopediyle onu yazmak için. Bir tarihte de yine ilkokul 3'te miydim 4'te miydim öyle bir tarihte Kınal Dağı'da bizim evin arkasında çalılıklar vardı yani yaban makiler vardı. Orada bir yeraltı evi yapmaya kalkmıştım. Kazıp yer altında bir oda inşa etmek gibi bir işe girişmiştim. Bu bir yani bu hobbitler çıkmadan. daha hobbit yoktu o zamanlar. Yani bilmiyorum bir kitapta mı okumuştum nedir bilmiyorum ama bir yeraltı şehri fikri bana çok çok cazip gelmişti. Ve yapabileceğime inanmıştım. Bir kere yapabileceğine inanmak lazım. Yani burada bir megalomaninin de büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun herhangi bir iş karşımıza çıktığı zaman bunun üstesinden gelebiliriz, gelebilirim ben diyebilmek bir kişilik özelliği bunun bir tür delilik bir tür manyaklık yani çünkü bir gerçek var her işin altından kalkamıyorum hiç kimse kalkamaz ama bir işe inandım mı veya bir iş cezbetti mi beni ve cazip geldi mi bu işi yaparım ben. Bu işi yapmak çocuk oyuncağı ya bunu yapamıyorlar diğer insanlar çünkü kafaları çalışmıyor. Oysa benim kafam çalışır diyebilmek bu bir tanım yani bunun bir formülü yok yani bu nasıl böyle bir özellik edinir bir insan bilmiyorum en ufak bir fikrim yok. Yani Commodore işi. Nasıl olmuştu? Tamamen tesadüfen yani bir hayli geç bir tarihte yani 1984 başında bir şekilde daha o zamanlar bütün üniversitedeki arkadaşların çoğu 1-2 seneden beri PC kullanmaya başlamışlardı. Ben biraz geç kalmıştım. Bir tane Commodore aldım. Yani harika bir nesne. Çok çok ilgimi çekti. Çok kafamı kurcaladı. Bir arkadaşla birlikte program hacklemeye karar verdik. Yani şeyler vardı o zaman, floppy disklerde satılıyordu programlar. Basit bir takım kilit mekanizmalarıyla disketlerin kopyalanmasını zorlaştırıyorlardı. Sabit adlı bir arkadaşla beraber biz kafaya taktık, oturduk. Çok zor, kopyalanması çok zor olan bir satranç programı, oyun programı vardı. Onu nasıl çözeriz diye bir giriştik. Böyle sabahlara kadar uğraşıp makina kodunu yani assembly dilini 24 saat içinde yahut 48 saat içinde çözüp programın püf noktalarını kavrayıp çözmeyi başarmıştık ki bu da çok hoşuma gitmişti. Hemen ertesinde yani hayatımda o tarihe kadar ben programlamayla falan uğraşmamışım. Programlama mantığını bir kere kapınca, bir kere kavrayınca vay dedim bir şey yazayım ben. Bir word processor programı yazayım Türkçe için. Yani doğru Word bir şekilde gibi. Microsoft Word gibi.
Microsoft Word daha çıkmamıştı o zaman. Fakat hı hı. o fikir oydu. Yani bir hazır, oldukça amatör bir şey, Word Processor programını kırıp koduna bakıp bunu Türkçe'ye uyarlamak ve şeyi başardım. Yani ilk yazdığım program, yani ilk başardığım kod Türkçe kelimeleri doğru bir şekilde heceleyen ve satır bölünmesini doğru olarak yapan bir kod yazmıştım. Yani çok gurur duydum kendimle. Sonra yaz geldi. Bunlar olurken, Amerika'dayım, New York'tayım ve sözde Güney Amerika siyasi partileri üzerine doktora tezi yazıyorum ama doktora tezinden kaçmak için yapmayacağım bir şey yok çünkü sıkılıyordum, sıkılmaya başlamıştım. Çok iddialı bir doktora teziydi ve yani bunaltmaya başlamıştı beni. Geldim, Türkiye'ye geldim. 84 Haziran ayı oluyor bu ve derhal Osman Kavala benim canciğer dostum, yakın arkadaşım, ona gittim ve yani beraber işte bir Yenikapı'da meyhanede yemek yiyoruz, içki içiyoruz, bir iki başka kişi de var. Ya oğlum bu Commodore işine gir bak, Türkiye'de kimse girmemiş, sen bu işi yap, çok 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 büyük para var bu işte, çok gelecek bunda gibisinden bir nutuk çektim ona. Ya bir baksana dedi sen. Yani bu piyasa durumu nedir Türkiye'de bu işte? Hayatımda bir şirket yönetimi nasıl olur? Pazarlama nedir? Bir piyasanın iç yüzü nasıl çözülür? Ne bileyim, kredi nedir? Muhasebe nedir? Personel yönetimi nedir? En ufak bir fikrim yok o tarihte. Hiç, yani sıfır. Bir giriştik. Ya 6 ay demeyeyim, 8-9 ay içinde ciro bakımından Türkiye'nin en büyük elektronik firması haline geldi Commodore. Yani hemen tek başıma işin içine daldım. Şimdi o kadar çok boyutları var ki işin. Bir kere personel yönetimi var. İkincisi rekabeti tanıma ve rekabete göre pozisyon alma meselesi var. Distribütör firmayla, yani Hong Kong'la ve İngiltere'yle, yani ana merkez İngiltere'deydi, üretim merkezi Hong Kong'daydı. Onlarla temas kurmak, onlarla pazarlık etme kısmı var. İşin legal tarafı var, yani şirketin kurulması, sözleşmesi, bilmem nesi, bütün o noterler, moterler, o işler var. Holding, yani Kavala bir şirketler grubu, onun yönetim kurulunu para yatırmaya ikna etme tarafı var. Gümrük mevzuatını öğrenme tarafı var. Reklam kampanyası düzenleme tarafı var. Ondan sonra piyasa araştırması nasıl yapılır, en ufak bir fikrim yok. Doğrudan doğruya gittim. Söyle adını. O zamanlar Türkiye'nin bir numaralı piyasa araştırma firmasının yöneticisiydi. Sonra milletvekili falan da olmuştu daha sonra. O bizim meğerse bir dostumuzun dostuymuş. Bir öğlen yemeğinde bulunduk. Ondan ben oturdum. Türkiye'de elektronik piyasasının yapısı nedir? Kim kaç para harcıyor bu konuda? Bu iş nasıl analiz edilir? Perakende piyasası nedir bunun? Toptan tarafı nedir? Nasıl olur? Ne işte bir. Oturdum. Dört dörtlük, 40 sayfalık bir piyasa araştırması yaptım. Şeyleri Hong Kong'dakilere gönderdim. Böyledir bu, yani Türkiye'de şeyin piyasanın durumu diye. Çok boyutlu bir projeyi bir araya getirmek müthiş derecede zevkli bir şey. Ve inanırsan kendime ki ben bunların hepsinin altından rahatça kalkarım. Ne olacak ki demeyi başarıyorsan altından kalkıyorsun bir şekilde. Ha, başardıktan sonra da ilgimi kaybediyorum. Yani bu bir gerçek. Bu. Yani ne yapacaksın ya? Para kazanıp ne olacak ki? Yani bu gerçekle karşılaşıyorsun. Zevkli olan projeyi oluşturmak. Zevkli olan projeyi başarmak. Yani mücadele edip mücadeleyi kazanmak. Kazandığın anda yani sürdürmenin manası yok. Artı şu bir gerçek. İşi büyüttüğün zaman ekip oyunu olmak zorundasın. Yani çok sayıda insanla ekip halinde çalışmak zorundasın. Onu da ben beceremiyorum. Yani sosyal ilişkilerimde küldür paldır bir sürü saçma sapan işler oluyor. İnsanların yanlış düğmelerine basıyorum. Onlar benim yanlış düğmelerime basıyor. Kavga ediyoruz, bozuşuyoruz, küşüşüyoruz, inatlaşıyoruz. Bir yerden sonra taşınmaz hale geliyor. Yani sosyal ilişkiler ağı taşınmaz hale geliyor. Benim açımda ve o noktada bırakıp gitmek daha kolay geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de yani devam anlat-
Türkiye'nin Microsoft'u evet, olurdu. Park... Koronavirüsle Sevan Nişanyan mı çıkardı derdik. Nasıl ucuz kurtarmışım değil mi? Yani şeyi ibretle izliyorum Bill Gates. Yani Bill Gates zannediyorum çağın önemli bir figürüdür ve birinin bunun romanını yazması lazım. Yani şu son son aylardaki, son bir yıldaki personasına, yani kişiliğine bak Bill Gates'in. Kıyafetine bak, yüzündeki ifadeye bak, ekranda söylediği laflara bak. Sadece klişe satıyor. Sadece iyi çocuk, uslu çocuk, kibar çocuk, bir kibar çocuğun davranışları nasıl olmalıyı anlatan, inanılmaz derecede sıkıcı, inanılmaz derecede basma kalıp bir insana dönüştü adam. Bu adam modern çağın, son yüzyılın en büyük yaratıcılarından biridir. Yani ortalığı darma duman etmiş, yenilikler getirmiş bir insan. Sonunda geldiği noktaya bak. Ne kadar korkunç bir şey, ne kadar acıklı bir şey. İyi olmaya çalışıyor. Ben iyi çocuğum. Öğretmenim ben cevap vereyim sorunuza diyen, en ön sırada oturan gerizekalılar vardır ya sınıflarda. O kişi, ona oynamaya başladı. Yani giydiği kazaklara, giydiği ceketlere, gömleklere bak. Terbiyeli çocuk. Evet. Buna kadar hep kendi projelerini hayata geçirmiş bir insansın. Gençliğinden beri böyle ilginç ilginç işlere girmişsin. Aralarında en sükse yapan işlerden biri sanırım Küçük Oteller kitabıydı. Ama aynı zamanda İzmir'de bar işletmek gibi de dönemlerin olmuştu. Kimsenin bildiği bir episod değil sanırım o. Ondan bahsedebilir misin? ya o bir... O bir outlier, yani o benim normal hayattaki şeyimin dışında, tempomun yahut da alışılmış davranış biçimlerimin dışında. Ya Arsene feci parasızlık, yani inanılmaz parasızlık annenle beraber. Sen 6 aylıktın ve ilk kez baba olmuşum. Ve durmadan başıma kakılan bir gerçek var. Artık baba oldun, artık sorumluluk taşıman lazım evladım. Bugüne kadar 37 yaşına kadar her türlü serseriliği ettin. Şimdi artık olgunlaşman lazım diye bir şey var. Şimdi ilk yeni karşılaştığın için böyle bir şeyle, hani sanki acaba haklılar mı? Yani acaba ben de normal bir iş sahibi olsam, biraz para kazansam, bu çocuk açlıktan ölmese gibisinden fikirler edinmeye başlıyorsun. Tam o sırada tesadüfen karşımıza çıktı. Yani Müjde'nin bir arkadaşı Şirince'de bize geldi. Ya dedi, bu bizim bar var ya dedi, ha çok başarılı, acayip iyi gidiyor ama aramızda ihtilaf var, bırakacağız, bunu işletecek birini arıyoruz. Var mı bir tanıdığınız diye bize sordu. Ben de olur biz yaparız dedim. Yani hiç böyle durduk yerde, annen böyle az kalsın baygınlık geçiriyordu. Ne diyorsun evladım diye. Şimdi bir challenge, yani bir işimiz yok, gücümüz yok. Ondan önceki bir iki sene boyunca bir İngiliz yayın evine oldukça güzel gelir getiren bir iş yapıyordum. Yani onlara durmadan bir şeyler yazıyordum. O da bir enteresan bir projedir. Mesela bunu, Expedia diye bir ansiklopedi vardı o zamanlar, hatırlar mısınız? Bu Google Earth, Google Map falan çıkmadan evvel, internet daha çıkmadan evvel. Microsoft'un yaptığı Expedia diye bir ansiklopedi vardı. Bu Expedia'nın bir eki niteliğinde veya yan ürünü niteliğinde bir Avrupa gezi haritası yapmışlar, dijital. Ve Avrupa gezi haritasında her kasaba, her köy, her anıt, her kilise, her kale, her nehir, her bilmem ne, bütün turistik yerler işaretli. Üstüne tıklayınca kısacık oranın açıklaması çıkıyor. O projenin Doğu Avrupa editörlüğünü yaptım ben. Yani Türkiye, Yunanistan, Balkan ülkeleri, Doğu Polonya'ya kadar olan bölgenin binlerce ve binlerce, şimdi hatırlamıyorum kaç tane de, 10 bin tane mi ne yerin şeyini yazdım, yazısını yazdım. Mesela Polonya'da bilmem ne siktir boktan bir kasaba. 50 kelime yazacaksın. 50 kelime. 48'den fazla olacak, 52'den az olacak. Orası hakkında işte ne bileyim,
bilmem ne katedrali görmeye değer, ayrıca şehrin yanındaki falan parkı da işte kurbağalarıyla ünlüdür diye yazacaksın. 10 bin tane mi ne hatırlamıyorum. Bütün işte Romanya'nın, Macaristan'ın, Polonya'nın, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin bütün şeylerinin, görülecek yerlerinin yazılarını yazmıştım. Mesela İstanbul 50 kelime, Sultanahmet Meydanı 50 kelime, Ayasofya 50 kelime, Ayasofya'nın işte üst katındaki bilmem ne mozaiği 50 kelime. Böyle bir iş yaptım. Bayağı güzel para ödüyorlardı. Sonra o bitti. O bitince biz parasız kaldık. Parayı yemiştik tabii ki. Bunun üzerine hadi dedik bir de gece kulübü işletelim. Why not? Yani. yani insan kendini bu noktada bulunca böyle bir eğitimi de varsa beyaz yaka bir işe oynar. Bir plazada bilmem ne Siemens'in danışma bilmem ne müdürü olmaya oynar. Yani gece kulübü işletmek çok ilginç bir adım olmuş. ya memur olmak kadar korkunç bir şey ben düşünemiyorum. Yani Allah kimseye göstermesin ben yapamam. Yani birinin altında çalışmak, birinin emrinde çalışmak benim yapamayacağım bir şey. Yani... ne demiş Hazreti Atatürk? Böyle bir şey söylemiş. Ne bileyim, her şeyi öğrettim, garson olmayı öğretmedim. Hizmet etmeyi şeyini yapamıyorum. Yani patron olmam lazım. Projeyi benim kurmam lazım. Oyunu benim kurmam lazım. Yoksa olmuyor. Siemens'e gidip yönetici olmak yani apaçık bir şey. 24 saat sürer. 24 saatin sonunda boğaz boğaza geliriz. Kavga ederiz ve beni kovarlar. Zaten şeyim, CV'm yani tercümeyi halim o kadar acayip ki. Yani bunu herhangi birine bir tarihte o öyle bir dönemden de geçtim ben. Bu dediğim olaylardan epey öncesi. Yani annenle tanışmadan önce 86 yılında yine etrafın şeyiyle yani evladım bir baltaya sap ol artık hadi dediler bana. Ben de gittim bari dedim reklam sektörüne gireyim. Büyük firmalara, reklam firmalarına birer tane şey yazdım. Başvuru mektubu yazdım. Kalktım gittim. Yani o zamanlar Türkiye'nin bir numaralı reklam ajansı Man Ajans, iki numaralı ajansı Ada Ajans. Önce gittim Man Ajans'a. Baktılar yani rahmetli Eli Acıman patron baktı bana evladım dedi. Yani çok acayip bir başvuru bu dedi. Yani sen bu şirketi veya bunun 10 katı büyüklüğünde bir şirketi yönetebilecek bir adamsın. Ama bu şirkette eleman olacak kalifikasyonun var mı ondan emin değilim dedi. Gel bir deneyelim dedi. Tamam dedi. Gittim ben Man Ajans'a 3 ay çalıştım. Hayatımda ilk ve son defa sigortalı, maaşlı, böyle bordrolu eleman olduğum tarihtir. 3 ay çalıştım. 3 ayın sonunda ciyak ciyak kavga ettik şeyle. Şirket içinde bir takım dengeler vardı. Sonra benden sonra bölündü Man Ajans biliyorsunuz. Orada bir takım insanların hızla ayağına bastım. Yani nasırına bastım. Ayrılmama yol açan olay neydi onu da ben size söyleyeyim de çok gülüm bari. Şeyin adı neydi firmanın? Permatik'in dosyası bendeydi. Tıraş bıçakları ve aynı firma aynı zamanda ciklet üretiminde ciklet yapıyorlar. Güllü diye bir yeni bir ciklet sakız çıkarmışlar. Güllü hedef kitlesi ortanın altındaki sınıfın genç kızları. Yani kadın cikleti çıkarıyorlar. Üstünde böyle pembe renkli bir ambalajı var. Adı Güllü falan. Ve buna bir reklam kampanyası yapılacak. Ben oturdum. Bir düzine kanto yazdım. Güllü için. Baya baya kanto sözlüğüyle. Çok komik bir. Acayip derecede komik kantolar yazdım. Bu büyük bir krize yol açtı. Çünkü Yavuz Turgul'du o zamanlar. Kreatif bölüm başkanı. Şimdi reklam şirketlerinde müşteri temsilcisinin görevi ayrıdır. Kreatif bölümün görevi ayrıdır. Şimdi kanto yazılacaksa ya şiir yazılacaksa onlar yazacaklar.
Ben yazmışım. De üstelik de kimseye sormadan git direkt müşteriye şey yapmışım. Bir tane muhasebede çalışan bir kız vardı. Onu şey yaptım, yanıma gel dedim, bana destek ol dedim. Beraberce gittik müşteriye, bizim kantoları söyledik. Müşteri gülmekten çatladı. Bunun üzerine büyük kavga çıktı. Acayip kavga çıktı şeyde, şirkette. Sen ne cüretle bir kere patrona danışmadan gidip müşteriye sunum yaparsın. Haklı bu konuda. İkincisi, yani metin yazarlarımız varken sen nasıl metin yazarsın? Yazdım işte, sizin yazacağınızdan 10 kat daha güzel oldu. Tamam, onda büyük kavgalar çıktı. Ha, dedi, hiçbir şekilde ben de şey yapmadım, taviz vermedim yani. Sikimde bile değilsiniz mesajını verdim. Şimdi ekip çalışması yürümez eğer kaç taraf senin sikimde değilse. Nitekim yürümedi. Ondan sonra ben 3. ayın sonunda şeyden ayrıldım. Man Ajans'tan ayrıldım. Bu sefer Ajans Ada'ya geçeyim dedim. Ajans Ada, Ersin Salman Oran'ın patronu. Ersin Bey tabii ilk iş olarak şeyi aramış. Eli Acıman'ı aramış. Yani Man Ajans'ın patronu nedir bu adam, ne iş diye. Man Ajans'tan Eli Bey de demiş ki buna, yani yürümez Ersin'ciğim. Yani sen şey yapma demiş, kavga edersin bununla ama demiş, bir süre al, tanı bu adamı çünkü bu orijinal bir adam. Yani belki de ben yanılıyorum. Şey, yani şirketin yöneticisi de olabilir ama yürümez demiş. Nitekim yürümedi. 2 ay falan da Ajans'a dayadım. Ondan sonra o ara bir yandan da şeyde New York borsasında epeyce oynuyordum o sıralarda. New York borsasında bayağı büyük bir paralar kazandım. 100 bin dolar falan bir şeyler geçti elime. Bunun üzerine gittim Ersin Salman'a. Ya abi dedim, boşver dedim. Aklım burada değil dedim. Bu işi ben yapmayayım. Borsada daha güzel kazanıyorum. Bu 87 senesine gelmiş bulunuyoruz. 87'de biliyorsunuz bir acayip bir olay oldu. Black Monday. Black Friday ve Monday, iki günlük büyük bir kriz oldu. Borsada büyük bir çöküş yaşandı. O çöküşü ben öngörmüştüm, çökecek. Yani cuma günü düşmüş şey, pazartesi bütün borsa şeyi bekliyor, pazartesi sabaha küt diye düşecek diye bekliyorum. Dolayısıyla müthiş leverage'li bir şekilde, yani elimdeki paranın çok üstündeki bir parayla, kaldıraçlı bir şekilde şeye oynadım, satışa oynadım. Short sattım. Ve borsada, New York'ta borsa açıldı. Küt düşmeye başladı. Birinci saatin sonunda benim 500-600 bin dolar gibi bir param olmuştu. O noktada çıkmalıydım. Fakat daha düşecek dedim. Çok düşecek daha dedim. Saat New York saatiyle 11 sularında bir durakladı düşüş ve yükselmeye başladı. Hafifçe yükseldi. 1-2 puan yükseldi. Fakat arada ben o kadar kaldıraçlıyım ki bütün 500 bin liram benim silindi gitti. Bir aracı firma vasıtasıyla oynuyordum. Dediler Sevan Bey hemen çok tehlikeli hemen çıkın dediler. Beni şeye getirdiler, böyle dalgaya getirdiler. Çıktım, bütün parayı kaybettim, sıfırlandı bütün para. Oysa ki bir saat daha bekleseydim, sadece bir saat daha bekleseydim, 1 milyon doların üzerinde kaldıracaktım. O da öyle bir küçük bir episoddu. Bunlar gece kulübü işinden önce. Çok daha fazla şeyler işletmeye başladım. Neler ya, benim girdiğim işlerin haddi hesabı yoktur. Yani şeyi anlatmadım ben. Kitapta üstü kapalı olarak yazmıştım. Romanya'da ve Kosova'da Amerikan vizesi danışmanlığı işine girmiştim. Herkesin merak ettiği bir episod bu da. Mainz'daki yani, firma üzerinde. Ya bunlar zevkli şeyler. Yani organizasyon zevkli. Hiç bilmediğim bir ülkede, yani Almanya gibi bir ülkede
şirket nasıl kurulur? Sen kurabilir misin Almanya'da şirket? Bilmem. Denemeyi düşünmedim hiç. Yani orada Hans kurabiliyorsa şirket, ben niye kuramayayım? Yani araştırırsın, kitabına bakarsın, kanunu incelersin, bilemediğin yerde birine sorarsın, o bilmezse birisine daha sorarsın, olmadı kalkarsın bir muhasebecinin kapısını çalarsın, abi bana anlat şu işi, alsana biraz para dersin, öğrenirsin, şirketini kurarsın. Kosova'da vize danışmanlığı nasıl satılır? Kosova'ya gidersin, orada şeydeki büfeye uğrayıp bütün gazeteleri satın alırsın. Hangisinde güzel küçük ilanlar var? Barda 3-5 kişiyle konuşursun. Yani onların havasını, onların şeyini, düşünce tarzını, dilini kapmak için. Ya girişirsin. Giriştikten sonra da mutlaka bir çare bulunur. Çözüm yolları bulunur. Yani kendine güven burada püf noktası. Yani ben Kosovalı Arnavutlara Amerikan vizeci danışmanlığı satabilirim Almanya'daki firmamdan. Benim buna gücüm yeter diyebildiğin anda yapamayacağın iş yok dünyada. Öyle bir CV anlatıyorsunuz ki yani böyle kamuoyuna mal olmuş, kitap yazmış falan olmasanız direkt yani hani Wikipedia'da fotoğrafı olmayan ve böyle 15 farklı finansal suçtan aranan bir şey çiziyorsunuz, imaj çiziyorsunuz şu anda. Peki bunca tecrübenin ardından, bunca farklı business sektöründe bulunmuş olmanın ardından genç girişimcilere bir tavsiyen olabilir mi? Yani ne öğrendin bütün bu yaptığın şeylerin sonunda? Hayatın büyük ölçüde anlamsız olduğunu öğrendim. Hep bende şey hissiyatını yani veriyor yazdıklarınız. Yani bir evet, kitabı nasıl planlıyorsanız sanki bir işi de öyle planlıyorsunuz. Bu süreçler yine çok benzer gibi. Çünkü şu an çok böyle bir ayrım, uçurum var ya bunlar arasında. Yani iş adamıysan iş adamısın. Sadece para kazanırsın. Diğer tarafta hiçbir izin olmaz. Ama mesela bu şeyi yazdığınız kısmı hatırlıyorum. Atina ile alakalı guidebook yazacaksınız. Oraya gidersiniz. Böyle anlatma tarzınız tam böyle hani bir şirketi nasıl kurarım diye anlattığınızla aynı gibi geldi bana. Ya bu noktada sanki benzer düsturlarla, benzer bir prensiple ortaya çıkıp ilerliyorsunuz. Yahu bir zorlukla karşılaştığında bu herhangi bir şey, yani otelde su sarnıcı yapmak ya da hidroforu tamir etmek de bundan farklı bir şey değildir. Bir sorun var ortada. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunu en akıllıca, en iyi organize ederek nasıl çözerim? Yani bunun verilerini nasıl bir araya getiririm? İşi nasıl öğrenirim? Burada şu önemli püf noktası var. Normal olarak, hele hele Türkiye'de fakat bütün dünyada da böyle, insanların iş yapma tarzı şudur. Bu işi ben öğreneyim, herkes nasıl yapıyor, onların yaptığını ben de yapayım. Yani bakkal açıyorlarsa ben de gidip onun yanına bakkal açayım. Yandaki bakkal hangi eşyayı getiriyorsa ben de aynı şeyi yapayım, onlardan öğreneyim. Bu işin raconu neymiş? Bu düşünülür genellikle. Yani herkes, özellikle ben mesela otelcilik sektörüyle ilgilenirken bunu çok net olarak gördüm. Yani Allah için bir tane orijinal fikir yok. Herkes birbirinin taklidinden ibaret. Yani piyasanın bir takım normları oluşmuş. Bunları öğreniyorsun, aynısını yapıyorsun. Halbuki şunu baştan beri biliyorum. Bir, başarının şartı. İki, başarıyı siktir et, hayattan zevk almanın şartı, diğerlerinin yapmadığını yapabilmek, onların düşünemediği çözüm yollarını bulmak, onların fark etmediklerini fark etmek, onların yanlışlarından ders almak. Yani otelcilik konusunda bütün otelcilere hep söylediğim bir şey vardı, kendim de hayatta onu uyguladım. Başkasının otelinden iyi bir fikir çalamazsın. Çünkü her küçük otellerde özellikle bu çok belirgindir. Çünkü her biri bir kişisel bir tadı olan, kendi kişisel güçlü tarafları olan bir şey, bir işletme. Ama başkasının otelinin yanlışlarından ders çıkarabilirsin. Yani neyi yapmaman gerektiğine dair çok net fikirler edinebilirsin. Her gittiğim otelde hayat boyu herhalde 5000 tane otelde kalmışımdır bugüne kadar. Yani dünyanın 40 tane ülkesinde. Hep bir yerlerde kaldık, geceledik. Şu soruyu kendime sorayım. Burada bana batan ne var?
ne beni rahatsız ediyor? Çok çok güzel bir otel de olabilir. Her şeyinden çok mutlu olabilirim. Gene de bana batan ne var? Yani garsonun sırıtışından mı rahatsız oluyorum? Ne bileyim, kapının önündeki neon ışıktan mı rahatsız oluyorum? Yemeğin yanına getirdikleri işte bir şeyden mi rahatsız oluyorum? Hangi krolluğu yapıyorlar? Hangi hıyarlığı yapıyorlar burada? Bana batan şeyler nedir? Bunları öğren, bunların farkına var ve kendi otelinde asla bunları tekrarlama. Bunlara dikkat et. Başkasından öğrenebileceğin pozitif çok fazla bir şey yok. Ama negatif öğrenebileceğin çok fazla şey var. Yanlışları görebiliyorsun. Bu bizim otelcilik maceramızda da hep buna dikkat ettim. Yani bana batan başkasına da batar. Beni rahatsız eden başkasını da rahatsız eder. Bunu niye tekrarlayayım ki? Bunca sene içerisinde sizi heyecanlandıran, ulan iyi ki buna girmişim dediğiniz ne oldu? Yani otelcilik zannediyorum sizin için önemli bir şey olmuş ki Samos'a gittiğinizde atıyorum vize danışmanlığı ya da maymun ticareti yapmak yerine yine otelcilik yapmayı tercih ettiniz. Ama düşünüp ulan buna da iyi ki girmişim dediğiniz ne var? Kitaplarım. Yani önemli olan onlar. Gerisi eğlence, gerisi fındık fıstık. Yani bana gurur kaynağı olan, iyi ki yapmışım dediğim, kalıcı olduğunu düşündüğüm şeyler onlar. Yani özellikle sözlüklerim. Yani etimolojik sözlük olsun. Şimdi yer adları, basılıyor yer adları biliyor musun? Bir sene gecikmeyle o galiba artık matbaaya gitme aşamasına geldik. Hangi yayın evi? Liberus. Buradan duyurmuş o. Evet. Liber Plus da adı. Şimdi Liberus oldu. Kadıköy'de bir yayın evi. Uğraşıyorlar ama büyük çaba gösteriyorlar. Uzunca bir parasal sıkıntı döneminden geçtiler. Şimdi açtık kara günleri. Artık önümüz açık, ufkumuz açık. Yelkenlerimizi şişireceğiz vaadindeler. Ben de inşallah diyorum. Öyle bir yerdeyiz. Ha ne diyordum? Ha, sözlüklerim. Onlar gurur duyduğum şey. Daha fazla yapsaydım keşke dediğim iş ise kod yazarlığı. Yani bilgisayar programcılığı muazzam bir iş. İnanılmaz bir potansiyeli olan, büyük ufukları olan bir iş. Yani yapabileceğin işlerin sınırı yok. Yani bir dünya yaratıyorsun. Bir ara bayağı iyiydim. Ödül mödül de aldım ben. Altın Örümcek ödülü aldım. Bir ara Türkiye'deki Microsoft'un Türkiye'de verdiği işte çeşitli alanlarda en iyi internet program şeyleri, uygulamaları konusunda turizm konulu programda 2 sene üst üste Türkiye birinciliği aldık. Küçük Oteller sitesiyle. Küçük Oteller sitesi çok güzel bir siteydi. Çok yani muazzam potansiyeli olan bir siteydi. Çok büyük potansiyeli olan bir siteydi. Çünkü şeyle sınırlı değildi. Türkiye'deki küçük otellerle başladık ama bütün dünyaya açılabilecek bir projeydi. Ve bu Booking.com daha yoktu o zamanlar. Booking.com'un uyguladığı fikirlerin hemen hemen hepsini biz hayata geçirdik veya geçirmek üzereydik. Yani o kadar çok şeyi yani başkalarından önce düşünmüştüm ki ama ekip gerekiyordu ve ekip kuramadım. Ekip çalışmasında zorlandım. Ben de kapattım siteyi. Vaziyetler böyle. Söyleyeyim. Yani hep şu mevzuyu tartışıyorum seni tanıyan insanlarla. Ali Nesin olsun, annem olsun veya başka tanıdıklarla. Keşke bu adam Amerika'da kalsaymış, hukukçu olsaymış, akademisyen olsaymış, şu potansiyel hani nerelere gelebilirmiş? Hiç pişmanlık yaşadığın oluyor mu? Yok. Yani bende geri vites yok. Yok. Yani geçmişi düşünmekten acizim. Yapamıyorum. Yani hep bir sonraki adımı düşünmek lazım. Hep bir sonraki adımı düşündüm. Şunu diyebiliyorum. Yani yıllardır
her attığım adım o an için bana en rasyonel, en mantıklı, en doğru gelen adım oldu. Yani bir sonrakine devam etmek için bu adımı atmalıyım mı yaşadım. Amerika'da kalsaydım ne olurdu? Hiçbir fikrim yok. Amerika'dan çok sıkılıyordum. Yani bunun psikolojik nedenlerini bazen düşündüm. Yani tahmin ediyorum ki yani benim oluşumumda, benim kafa yapımın şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri, hatta başlıcası Robert Kolej deneyimidir. Yani Robert Kolej'le bir ülkenin yönetici elitine dahil oluyorsun. Hazır. Yani oradasın. Herkesi tanıyorsun. Bunun bir verdiği bir tat var. Bunun verdiği bir lezzet var ki ondan vazgeçmek çok kolay değil. Yani neyse, bilmiyorum. Siz şeyi de bilmezsiniz. Benim yani en önemli belirleyici deneyimlerimden biri Robert Kolej'in bir gazetesi vardır. Bizim zamanımızda 100 yaşında mıydı neydi? 100 yıldan beri çıkan Bosphorus Chronicle diye bir 15 günde bir çıkar. 4 sayfalık Türkçe ve İngilizce bir gazetesi çıkardı. Lise sondayken ben onun baş editörlüğüne seçildim. Benden önceki baş editör Alex Orailoğlu'ydu. Alex Orailoğlu orijinal bir adam. Çok parlak bir adamdı. Çok keskin zekaya sahip. Sonradan gitti Amerika'da, Chicago'da matematikçi oldu. Üniversitede hoca oldu. Onun çırağı olarak bir yaz boyunca yazın iki tane sayı çıkardık. Nasıl bir çalışmaydı ben sana anlatamam. Yani hayatıma ilk kez ben büyük işler yapıyorum ve bundan sonra hep büyük işler yapacağım duygusuna kapılmıştım o hadisede. Alex Orailoğlu'ndan çok şey öğrendim ben. Yani resmi haber nasıl alınır, telefon nasıl edilir makam sahibi insanlara. Okul müdürü sana verdiği randevuyu 10 dakika geciktirirse nasıl çekip gidilir? Yani kendinin aşağılanmasına asla izin vermeyeceksin. Müdür de olsa randevusuna saatinde gelmek zorundadır. Sen de randevuna saatinde gitmek zorundasın. Randevusunu eğer ciddiye almıyorsa sen de onu ciddiye almayacaksın. Bunu ben Alex Orailoğlu'dan öğrendim. Matbaada mesela, matbaada basacaksın. Gece geç olmuş, ustalar huzursuzlanıyor, ustalar eve gidecek. Onlara yalvaracaksın, onlara bir kutu baklava alacaksın. Hadi Kemal Usta şu işi de yapalım, hadi yarım saat, hadi bak şu ucundan ben de tutayım deyip işin bitmesini sağlayacaksın. İşin haber toplama kısmı var, yazı yazma kısmı var, fotoğraf kısmı var, klişe kısmı var, matbaa basım kısmı var, distribüsyon kısmı var, kağıt kısmı var, bir sürü tarafı var. Yani gazete yöneticiliği de çok karmaşık bir iş. O işi yaptım. Eylül ayına kadar yaptım. Ekim ayının başında tabii ki fazla burnum gök kaftağına ulaştığı için ve okul yönetimine savaş açtığım için gazetede beni görevden aldılar. gazete editörlüğü deneyimimde öyle noktalandı. Bu da yani...